Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun, yorumlarınızı bekliyorum. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar, videoyu beğenip altına bir yorum bırakıp kanala abone olup arkadaşlar destek olmuş oluyorsunuz. Instagram'da takip etmek isterseniz Twitch'te, TikTok'ta linkleri hep bu videonun altında olacak. İstekler gelecek arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Ama şu an bir GAM programına geçtik sevgili arkadaşlar. Bölüm bölüm GAM dersi yapacağız. Ve en çok karşımıza çıkan, en çok hani Türkiye'de şarkılara eşlik edebileceğimiz, en çok çalabileceğimiz GAM dersine başladık arkadaşlar. Bölüm bölüm mutlaka bir önceki dersi iyi izleyin. Sonra ikinci bölüme geçin. Anlamak istiyorsanız ve çalışmak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunları mutlaka yapın. Yapmazsanız da siz bilirsiniz tabii ki, eğer bu GAM'ı öğrenmek istiyorsanız. Geçen hafta birinci bölümümüzde açık pozisyonda GAM öğrettim arkadaşlar. En çok çalacağımız, yani şu tab olarak söylersem 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0. 2 oktav bir GAM. Tabii geri döneceğiz arkadaşlar. 0, 1, 3, tekrar 3, 1, 0. Burada mi minör bastık mı? Tamam arkadaşlar. Fa majör bastık mı? La minör bastık mı? Sol majör bastık mı? La majör, re minör. Bu akorlarla şarkılara eşlik edebiliriz eğer akor kalıbı buysa sevgili arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. GAM gidişatı değişmiyor. Sadece tonumuz değişiyor arkadaşlar. Eğer bunu çözerseniz emin olun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi burada hani bu GAM'la, hani açık pozisyondaki GAM'la hangi şarkılara eşlik edebiliriz? Mesela mi minör, la minör, görüyor musun? Majör. Örnek şarkı gösteriyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız vardı açık pozisyonda. Yani bu açık pozisyondaki mi üzerinde arkadaşlar. Hani akorlarımız mi minörse, fa majörse bu GAM'la eşlik edebiliriz. La minörse eşlik edebiliriz sevgili arkadaşlar. Başka ne olabilir? İşte Ferdi Tayfur'un neydi? Emmoğlu muydu? Arkadaşlar akorlarımız neydi? Mi minör, fa majör, sol majör, la minör. Değil mi? Bu açık pozisyonda arkadaşlar yapabileceğimiz, ya buna örnek bir sürü şarkı var. Tamam mı? Bu şarkı örnek şimdi. Şimdi ben bu GAM'ı birinci perdeye alacağım arkadaşlar. Mutlaka iyi izleyin. Bakın perde perde gideceğim. Mantığı anlayacaksınız. Bölüm bölüm gideceğiz arkadaşlar. İlk bölümü izlemeden ikinci bölüme geçmeyin. Şimdi tab olarak söyleyeceğim, aldığım not olarak da söyleyeceğim. Şimdi GAM'ımızı transpoze ettik. Bakın transpozeyi de öğrenmiş oldunuz. Ne yaptık arkadaşlar? Bir, birinci perdeden başladık. İki, dört, değil mi? Bakın. Ra 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 ra. Bu kadar. Değil mi? Altıncı telde arkadaşlar. Yani mi telimizde arkadaşlar 1, 2, 4.
Beşinci telde arkadaşlar, yani La telinde 1, 3, 4, Re telinde, yani dördüncü telimizde 1, 2, 1, 3, 4. Sol telinde arkadaşlar 1, 3, değil mi? Si telinde arkadaşlar 1, 2, 4 ve en alt mi telimizde 1, 2 oktav gam olmuş oluyor. Geri döneceğiz. 1, 2, 4. Bak. Bak. Burada fa minör. Akorumuzu bastığımızda doğru tondayız, değil mi? Si minör, bemol ya da la minör diyez diyelim arkadaşlar bu akora. Peki biz gamımızı birinci perdeye aldık ve yine artık sevmeyeceğim şarkısını ya da işte emmoğlu şarkısını yapacağız. Bakın transpozu öğrenmiş oluyorsunuz, değil mi sevgili arkadaşlar? Gam gidişatı değişmiyor, sadece tonumuz değişiyor. Buna dikkat edin. Ne oldu mesela? Ben de bu da, bakın. La minör diyeze başladık. Ben de bu dağların nesine geldim. Meleşir buzullar sesine geldim. Bir garip ölmüş teyasına geldim. Geldim peki akorlarımız ne oldu arkadaşlar? Bak biz burada mi, fa, işte mi minör, fa majör, sol majör basıyorduk değil mi? La minör basıyorduk. Burada ne oldu arkadaşlar? Fa minör, değil mi? Si minör, bemol ya da la minör, diyez diye karşınıza çıkar ama doğrudur. Fa diyez majör eklemiş olduk arkadaşlar ve sol majör diyez eklemiş olduk. Değil mi? Bakın tonumuz değişti arkadaşlar. Gidişat aynı. Gam gidişatı aynı. Tamam mı? Hemfikiriz. Yani neymiş olayımız sevgili arkadaşlar? Burada gam gidişatı değişmiyor. Sabit. Sadece tonumuz değişiyor. Ve burada neyi öğrenmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar? Transpozeyi de öğrenmiş oluyoruz. O yüzden bu dersler çok önemli. Öyle boş boş hani 30 saniyelik bakıp gitmeyin. Ya da siz bilirsiniz. Hiç problem değil. Belki benim ders sunuşum biraz bazen sertleşiyor. Ya da hani size kızmıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar çok önemli teknikler. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız böyle bir videoda 30 saniyede 40 saniye 1 dakika kalıp bir şey öğrenemezsiniz. Oturacaksınız dersin başında. Takıldığınız her noktayı tek tek yapacaksınız arkadaşlar. Gitar çalmak kolay değil. Emek vermeniz lazım. Benim halen çok zorlandığım teknikler var. Ben her zaman söylüyorum. Ben bu gitarı %1 çalıyorum arkadaşlar. Hani öyle seviye meviye diye bir şey yok gitarda. Tamam mı arkadaşlar? Bu sonsuz. Hani yok birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Bunlara aldanmayın arkadaşlar. Bunun sınırı yok. Tamam mı? Bunun seviyesi de yoktur. Yüzdesi vardır belki ama onu da o da sonsuz olduğu için ona yüzde de koyamıyorsunuz. Ben kendime diyorum hani %1 çalıyorum ben bu enstrümanı. O yüzden bu ders videolarını çok iyi dinleyin, çok iyi izleyin arkadaşlar. Ya da hani yaparsınız yapmazsınız beni bağlamaz. Ben diyorum bu kadar güzel bilgiler varken benim bildiğim size hani dediğim gibi ücretsiz yansıtmaya çalışıyorum. Bir emek harcıyorum. Bunun karşılığını verirsiniz, vermezsiniz, siz bilirsiniz. Kendiniz için öğrenirseniz, kendiniz için yaparsınız arkadaşlar. O yüzden her ders çok önemlidir arkadaşlar. Boş geçmeyin. Sizden ricam bu. Bir şeyler yapmak istiyorsanız. Ben de halen izliyorum mesela dersleri. Ben de halen araştırıyorum arkadaşlar. Çünkü diyorum ya, buna seviye koyamazsın. Buna sınır da koyamazsın. Sonsuz arkadaşlar. Evet.
ne yaptık arkadaşlar? Sıfır pozisyonda, yani açık pozisyonda gamımızı birinci perdeye çektik. Transpoze'yi öğrenmiş olduk. Biraz sizi zorlayabilir. Parmaklarını zorlayacaktır. Akorları öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Yani birinci perdeye aldığımız zaman bu gamın şöyle bir akor çıktığı zaman karşınızda, diyelim fa minör. Bir yarımımız var değil mi arkadaşlar? Bak, yarım geldiği an aklınıza bu gam gelsin sevgili arkadaşlar. Fa majör diyezimiz var. Si minör bemol ya da la minör diyez akorumuz varsa. Değil mi? Sol majör diyez akorumuz varsa. Direkt burada bak. Evet arkadaşlar, durumumuz bu. Buna da bölüm 2 yazacağız. Şimdi tab olarak tekrar bir söyleyeyim. Sonra aldığı notaları söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Lütfen iyi izleyin. 1, 2, 4. Altıncı tel arkadaşlar mi. Beşinci tel. 1, 3, 4. Değil mi? Dördüncü tel. 1, 3, 4. Sol teli, yani üçüncü tel arkadaşlar. 1, 3. İkinci tel arkadaşlar. Si teli yani. 1, 3. Pardon. 1, 2, 4. Ve en alt mi teli arkadaşlar. 1, 2 oktav oldu. Geri döneceğiz. 2, 4. Evet, doğru. Aldığı notalara söylersek arkadaşlar, fa, fa diyez, sol diyez, altıncı tel, la diyez, arkadaşlar la diyez, si, pardon arkadaşlar, la diyez, bakın la diyez, birinci perdeden bastığımızda la diyez, do, do diyez, re diyez, dördüncü tel arkadaşlar, re diyez, fa, bak fa diyez kaç kere çıkıyor? Fa, fa diyez, yani re diyez, fa, fa diyez, sol diyez, bak aşağıda sol diyez, sol diyez, si bemol, sol telinde arkadaşlar, do, do diyez, re diyez, sonra fa, fa diyez, sol diyez. Piyano. Şimdi aldığı notaları öğrendiniz değil mi arkadaşlar? Mesela ne oluyor? Sol diyez çok çıkıyor karşımıza. Fa diyez çok çıkıyor. Fa çok çıkıyor. Neymiş demek ki arkadaşlar? Si bemol çıkıyor mesela karşımıza. Ne vardı akorlarımızda? Si minör bemol. Fa minör. Fa majör diyez. Ve sol majör diyez. Ne vardı arkadaşlar? Şey yapabiliriz, evet. Re minör diyez akorumuz var bakın arkadaşlar. Pardon, re minör diyez. Arkadaşlar. Yani bak, la minör diyez, hani si minör bemol diye arkadaşlar.
re minör diyez, sol majör diyez, fa majör diyez ve fa minör. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Zaten sana gam açıklıyor hangi akorları aldı. Tutup şey bu şarkı mesela artık sevmeyeceğim şarkısını da burada çalabilirsin. Yani bire çekerek. Yani bu iki şarkının üstüne yoğunlaşabilirsiniz ya da siz kendiniz bir şarkı şey yapın, seçin. Hani işte la minör olduğu, şey mi minör olduğunda, fa majör olduğunda arkadaşlar, la minör olduğunda, sol majör olduğunda, la majör olduğunda arkadaşlar, tamam mı? Bir de re minör olduğunda arkadaşlar. Yani bakın şimdi şuraya dikkat edin sevgili arkadaşlar. Biz ne yaptık? Bir perde ileri gittik değil mi? Akorlara bakın. Mi minör. Değil mi? Fa majör. Sol majör. La majör. Ve re minör. Bazı şarkılarda re minör de alıyor çünkü. Hani burada nasıl mesela şu akor diziliminde mesela la minör, si majör, bemol, do majör, bir küçük bir minörümüz daha var ya, sol minör. Burada mi minöründe re minör arkadaşlar. Şimdi biz bir perde gamı transpoze ettik değil mi? Pozisyonumuz değişmedi. Ne oldu arkadaşlar? Fa minör, fa majör diyez. Sol majör ne oldu? Sol majör diyez. Değil mi? Re minör ne oldu? Re minör diyez. La minör ne oldu arkadaşlar? La minör diyez. Bakın aslında her şey size anlatıyor. Siz sadece bence izleyin ve yapmaya çalışın. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol çalışın. Hoşça kalın. Benden bu kadar. Gerisi sizde.